Ne diyorsun peki? Ne yapacağız o zaman? Şimdilik hiçbir şey. Üstüne gidersek bizden iyice uzaklaşır çocuk. Bu işin aslını öğrenmemiz lazım Şahika. Emre içmedim, kıza da vurmadım diyor. Peki nasıl koptu o zaman bu kıyamet? Bilmiyorum Aydın. Bana bak. Bu işler hiç belli olmaz. Belki de Selen bir şey yaptı olana. Emre'yi nasıl o hale getirebilir ki? Olmayacak iş mi Şahika? O kadar kolay ki. Bak orada benim ilaçlarım var. Az önce baktım birkaç tane eksik. Belki de Selen aldı o ilaçlardan ve kafede verdi Emre'ye. Olmayacak iş mi? Şahika, sen bu Selen'i hiç benim odaya girip çıkarken gördün mü? Ne oldu? Ne geçiyor aklından? Yok bir şey. Haldun bana biraz müsaade et. Ben bu işi çözeceğim. Gece hiç hatırlamıyorum zaten. Rüzgar'ın odasında uyandım. Ya ben oraya ne ara gittim, nasıl uyudum, beni oraya kim götürdü hiçbiri yok. Yani kimseye suçlamak istemiyorum ama Selen oradaydı diyorsun. Bir şey de içmemişsin. Nasıl o hale geldin? Belli ki biri sana bir şey vermiş. Orası kesin. Ya ben zaten Selen'in yaptığından da eminim. Ama işte yapmadım diyor. Ne diyeceksin? Sen de haklısın. Benim anladığım kadarıyla Selen biraz dengesiz biri. Ya sakın yanlış anlama. Bana bir zararı olduğu için söylemiyorum. Ama ne bileyim öyle işte. Baksana ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Tanıştığımız ilk günden beri bana düşman gibi davrandı. Ben yaklaşmak istedikçe de uzaklaştı. Sana da sürekli sorun çıkarıyor. Bence onun başka bir derdi var. O kadar belli ki. Belki bir psikoloğa falan görünmeli. Ya psikoloğa gerek yok. Onun derdi başka. Ama işte ben kendime bile söyleyemiyorum ne olduğunu. Herhalde onun derdi... Sen misin? Galiba. O zaman daha da dikkatli olman lazım Emre. Seni saplantı haline getirmiş biriyle aynı evde yaşıyorsun. Yine elde edemedikçe de daha çok hırslanacaktır. Birine zarar vermeden onu durdurman lazım. Ya iyi de yani ben ne yapabilirim ki bununla ilgili Yağmur? Bunu söylemek bana düşmez ama belki en doğrusu annenle konuşup Selen'i evden göndermek. İşte bir onu yapamam. Yani gerçekten benim için çok zor. Çünkü ben Selen'in ilk geldiği günü hatırlıyorum bizim eve. Yani küçücük bir kızdı. Böyle utanırdı bizim yüzümüze bakmaya. Ne annesi vardı ne babası, böyle bırakıp gitmişler kızı ortada. İşte o masum çocuk nasıl bu hale geldi onu hiç anlayamıyorum biliyor musun? Yok ben ne olursa olsun onu öyle ortada bırakamam. Yani yapamam bunu Selen'e. Sen bilirsin. Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum. Ben kendime içecek bir şey alacağım. Sana da vereyim mi? Yok, sağ ol. Röportajı okuyabildin mi? Zamanın yıpratıcı etkisinden zarar görmeden her geçen gün daha fazla ışıldayan bu evlilik gençler için harika bir örnek oluşturuyor. Geçen her yıl onların ilişkilerini daha fazla parlatan bir cila gibi. Keşke bu çift bize de biraz olsun böyle olmayı aşılayabilse. Emin olun dünya çok daha yaşanabilir bir yer olurdu. Bu gazeteci kız ya gerçekten saf ya da bize inanmış. Bari çocuklarımızın şansı olsaydı. Ne oldu? Şansa inanmam derdin. İnanmazdım. Ama şanssızlık diye bir şey varmış hayatta. Eğer Leyla burada olsaydı, o da bana hak verirdi. Leyla nereden çıktı şimdi?
Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kadının başına neler geldi. Hepsi bizim yüzümüzden. Aslında biliyor musun Haldun? Leyla benden çok da farklı değil. Bana benziyor. Nesi benziyor sana? Hayat. Hatırlasana. 27 yıl önce seninle ilk tanıştığımızda sen yine evliydin. Ben de Leyla gibiydim işte. Yapayalnız, kendine güvensiz bir kadın. Ben senin kendine güvenemediğini hiç görmedim bugüne kadar Şahika. Ayrıca kendini Leyla ile kıyaslama. Seni sevdiğim kadar hiçbir kadını sevmedim ben. Doğru. Bu da benim şanssızlığım işte.